TOBİ etkinlikleri çerçevesinde üniversitemizde düzenlemiş olduğumuz sohbet ve panele hoş geldiniz diyorum ben. Bugün programımız kapsamında bölgemizin ve hatta ülkemiz için önemli bir kuruluş KESAN AŞ'yi misafir ediyoruz. KESAN AŞ'nin kurucusu Sayın Necati Keten Beyefendi'yi ve Genel Müdürü Mahmut Keten Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Onlara da bir hoş geldiniz, alkış alalım mı? Genel anlamda bugünkü program çerçevesinde girişimcilik, aile işletmesi ve bunun gibi konuları ele alacağız. Bugün ayrıca konu girişimcilik ve KOBİ'ler olunca aramızda KOSGEB yöneticisi Sayın Daniel Peker Bey de var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Ben müsaadenizle öncelikle KESAN AŞ'nin Genel Müdürü Mahmut Keten Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Evet değerli misafirler. Osmaniyeli olarak da 39 seneden beri Osmaniye'de üniversitenin temelinden beri şahsen gidiyorum. Şu an meydan dediğimiz yerin güney tarafındaki otopark olarak kullanılan yer Osmaniye'nin yüksek okuluydu. Ama ben bugün buraya gelince daha önce de geldim ama biz insanlar olarak ne kadar hareketli de olsak ihmaliz. Üniversitemizin açılışında, Cumhurbaşkanımızın geldiğinde buraya gelmiştim. O zamandan beri gelmedim. Ama bugün üniversiteye geldim. Emeğe geçen herkesi tebrik ederim. Başarılarını dilerim. Sizler çok şanslı gençlersiniz. İnşallah iş hayatlarını da böyle gençler, böyle şanslı olur. Değerli gençler, 1946 doğumlu Mustafa Bey'de doğma, büyüme bir Necati Keten. Köy çocuğu olarak da hayatımız belli bir seviyesinde geldik. Tabii hayatın ilerisini düşündüğümüz zaman önce umudumuzu yitirmeyeceğiz. Olmazları kabul etmeyeceğiz. Olmaz diye bir şey yoktur. Ama ben yapamayabilirim. Bunu bir yapan vardır. O yapanı arayıp bulmamız lazım. Askere gidene kadar normal babamızın, ailenin beraberliğinde çiftçilikle ömür geçirdik. Askerden geldik, bir sene daha çiftçilik yaptım. Rahmetli babam, rahmetli kardeşim, abim. Tabii çiftçilik benim hoşuma gitmedi. Neden hoşuma gitmedi? 1968 yılında Çuko Birlik, bugünkü Migros'un olduğu yer, oraya pamuk satmaya geliyordu. Alanlı yolunu geçiyordu kuyruklar. Ama pamuğu satamadan alın bitti deniliyordu, yeniden geri dönülüyor. Ne düşüncen, ne akıllılığın, ne bilgin, ne malın, ne medalın. Hiçbir işe yaramıyor. Ben dedim ki ben çiftçilik yapmayacağım. Rahmetli babam çok ileriyi gören bir insandı. Herkesin büyüğü, eğer ki diyaloğu iyi olursa çok değerli bir insandır. Mekanları cennet olsun. Dedim ki baba ben çiftçilik yapmayacağım. Ne yapacaksın oğlum dedi. Affedersiniz bana dedim iki baş mal verirsen dedim. Ben bu mallarla dedim ticaret yapmayı düşünüyorum. Affedersiniz mal ticaretine başladık. Baktım büyük baş mal ticareti iyi olmuyor. O işi
koyun beslemeye çevirdim. Koyun ticareti daha güzel geldi. Koyunları Kurban Bayramı'nda böyle besledik, hepsini satamadık. Kulakları çınlasın, eskiden okul müdürlerimiz müdür değildi, baş öğretmendi. Yani bunları bilin diye özetli olarak söylüyorum. Baş öğretmenim dedi ki, Necati Efendi ne iş yapıyorsun dedi. Hocam koyunları bitiremedim dedim. Duruyor. Koyunlarla ilgileniyoruz deyince dedi ki, Necati Efendi okulun dedi, yatılı bölge okulun etini dedi, Ceyhan'dan, Osmaniye'den alıyoruz. Kes de buraya ver dedi, daha iyi olur. Mustafa Bey yatılı bölge okuluna koyun kesip vermeye başladı. Sonra o işi eğer ki azminiz varsa işiniz iyidir. Cesaretiniz varsa yarınınız büyüktür. Büyük düşünmemiz lazım. Kasaplığı yaparken 2,5 sene hayatımız böyle geçti. Ama günlük hayatımda baktım üstümüz başımız hep pis olarak geçiyor. Onu da beğenmedik. Sonra başka bir ticarete geçelim dedik. İmkanlar yok. Bir bakkal dükkanı açtık. Bakkal dükkanını çalıştırırken bugün dünyanın en güzel hayatını yaşıyoruz. İnanın tuz yoktu. Mazot yoktu. Gaz yoktu. Benzin yoktu. Yok, 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 yok zamanlarıydı. Bunları çok yaşadık. Bildiğimiz yemeklere attığımız tuz bile yoktu. Kötü bir şeyi size tavsiye ediyor. Sigara mesela. Özellikle içmeyin arkadaşlar. Marlboro, Samsun sigarası vardı. Bunları da sayıyla veriyorlardı. Bakkal dükkanına gelen patronlara, işte çok alışverenlere, alışveriş yapanlara onlara veriyordu. Filtreli sigara sadece Samsun ve Maltepe vardı. Yoklar ülkesiydi Türkiye. Ama daha sonra Allah'a şükür gelişti. 75'li, 76'lı yıllardan sonra yoklar meselesi bitti. Bakkal dükkanını kaça açtın dedi bir abimiz burada Osmaniye'de. 10 bin liraya mal oldu abi dedi. Ya dedi 10 bin lira verip de dedi bakkal dükkanı açana kadar keşke sana bir ajanta alaydık dedi. Bir ajanta varmış. Kişioğlu Çarşısı'nın yanında. Abi olur mu ki ya dedi. Gittikten sonra siz konuşun oluyorsa alalım dedik. Tamam dedi 10 bin liraya veriyor. Allah sizi inandırsın ben veriyorum kökü 10 bin lira. Meğer içinde 100 küsur bin liralık bal varmış. Biz geldik. Aile olaraktan babama anlattık, abim, rahmetli kardeşim konuştuk. Üç kardeşim eşlerini, altınları, bilezikleri bozdurdu. Ajantayı aldık. Ajantayı aldıktan sonra ajantayla biz iş hayatını devam ettirirken baktık ki bakkal dükkanı o işin yanında çok basit bir iş. Ne ajantasıydı? Traktörlerin yedek parça, satış ajantası. Bu işi yaparken pamuk 410 kuruş devlet fiyat verdi. 10 lira 30 kuruşa pamuk sattık. Borcu harcı bitirdik. Elimizde 10 ton pamuk kaldı. Dedik ki eğer çalışırsak azmedersek önümüz çok açık. Bakın ben tornacılık bilmem. 27 yaşına girdim. Tabii bir torna alıp bu işe başlayabilince dediler nasıl yapacaksınız, nasıl olacak, kim yapacak? Herkes yapıyor, biz de yaparız dedi. Bugün 73 yılındaki pamuğu sattı, bir tane torna aldık. 126 bin liraya. Toz torna, iş hayatımıza başladık. Bunlar devam ederken
iş hayatınızda yedek parça konumu, yoklar ülkesi dedik ya, traktörlerin parçaları hep yurt dışından geliyor. Biz yapalım dedik. Eğer niyet halis olursa işte halis oluyor. Mesela nasip kısmet meselesi, kul dile Allah verir. Kul yapamaz ha. Bak dikkat edin. Kul dile Allah verir. Her şeyi veren Allah'tır zaten. Ama dururken de olmaz. Muhakkak dileyeceğiz, azmedeceğiz, mücadele edeceğiz. Sonra tornacılığa devam ederken yedek parçaların olmadığını, ihtiyaç olduğunu duyduk. Bunlara başladık. Elhamdülillah bugün 50-60 civarında çalışanımız var. Günlük de 450 tane traktör aksini, aksilerini üretme kapasitesine haiziz. Yaklaşık tüm bunlar 50 yıllık bir süreç içerisinde. 39 yıl. Önümüzdeki 40 yılımız olacak. Evet, önümüzdeki yıl 40. yılımız olacak. Necat Bey, bu noktada isterseniz bir Mahmut Bey'le buyurun. Aslında benim iş hayatım böylece buraya kadar geldi. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Mahmut Keten, 1972 Mustafa Beyli'de doğmuşum. Ve 1973 yılında Osmanlı'ya geldikten sonra da okul hayatımız ve akabinde askerlik ve 1993 yılında da iş hayatına girişimiz ve şu anda da Ketsan İlte Şirketi'nde genel müdür olarak 93 yılından bugüne 19 yıldır iş hayatımıza devam ediyoruz. Tabii bir anda hemen konuya odaklandık ve hızlı bir giriş yaptık ama çok özür diliyorum. Geçmiş olduğumuz hafta içerisinde akademik yılın açılışı yapıldı. Ve bu yeni dönemin 2012-2013 yılı akademik yılının öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve böyle bir organizasyonu, böyle bir programı üniversitemizin yönetiminin, rektörümüzün ve değerli hocalarımızın organize etmesinden dolayı gençlerle bizleri bir araya getirip bu tecrübe paylaşımını yapma imkanı, fırsatını verdiklerinden dolayı da üniversite hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Size burada misafir ettikten dolayı biz de mutluyuz. Evet. Aslında genel anlamda baktığımızda hobi haftası, hobi nedir, hobi ne yapar, biz bunları genel anlamda derslerde de anlatıyoruz ama geleneksel yaklaşımla baktığımızda Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada hobilerin çok ciddi anlamda bir önemi olduğunu görüyoruz. Genel anlamda ciddi bir ekonomik güç. Çok geniş bir tanımla eğer bir işletme 1 ila %199 arası işçi çalıştırıyorsa tabii bunun farklı ölçekleri var. Tabii bunun farklı değerlendirmeleri şekilde, farklı değerlendirme şekilleri var. Ciro gibi vesaire gibi hobi olarak değerlendiriliyor. Ülkemize baktığınızda yaklaşık 3,5 milyondan fazla işletmenin hobi olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Hobilerin yani küçük ve orta ölçekli, orta büyüklükteki işletmelerin bizim için ne derece önemli olduğunu belki şu rakamlar da vurgulayacaktır arkadaşlar. Türkiye'deki toplam işletme sayısının %99,5 hobidir. Küçük ve orta ölçekli işletme. Türkiye'deki toplam istihdamın baktığımızda %61,4'ünü hobiler sağlamaktadır. Ve olaya katma değer olarak bakarsak buradaki %27,9'luk katma değerde yine hobilerin etkisiyle, gücüyle olmaktadır. İşte biz bugün bu programı düzenlerken hobi hafta
işin diğer bir boyutu da aile işletmesi olması. Genelde baktığımızda kurumların büyük bir çoğunluğunun aile işletmesi olduğunu da görüyoruz. Ama geçmişe bakarsanız, bugün dünyadaki birçok çok uluslu şirketin bile bir aile şirketi olarak kurulup, Ford gibi, GM gibi şirketlerin aile şirketi olarak kurulup, günümüzde çok farklı noktalara geldiğini de söyleyebiliriz. Tabii Necati Bey, Kepsa'nın genel anlamda geçmişten bugüne, aynı zamanda kendisinden bilgi verirken, geçmişten bugüne bize Kepsa'nı da anlattı. Ben şöyle bir bakınca Kepsa'nınla ilgili notlara, en önemlisi az önce de vurguladığım gibi, çiftçilikle başlayan, bakkallık, canlı hayvanları satın, kasaplık gibi mesleklerle iş kurma ve çalıştırma ile devam eden, çiftçiliğin yanı sıra üç erkek kardeşin bir araya gelerek 1972'de traktör yedek parça dükkanı devralması ve Ketenler Kolektif Şirketi adı altında faaliyete başlamasıyla süren, 73'te torna atölyesinin alımı ve ikinci işe başlama, 76'da torna atölyesindeki tamir bakım işlerinin yapılması yanı sıra firmalardan gelen talepler doğrultusunda bu parçaların imalatına yönelme, 76-79 arasında FLM markasıyla üretime geçiş, 85'te Kesan Limited şirketinin kurulması ve imalatın isim altında toplanması. Burası önemli. 93 yılında ikinci kuşağı artık Necati Bey'den bir takım yetkileri, görevleri devralmasıyla ikinci kuşak iş hayatına atılması. 99-2003, burası da önemli. Çünkü vurguladığımız şeylerden birisi sanayi üniversite işbirliği. 2003, üniversite ile ortak proje çalışma ve bu çalışma sonucunda üretimin verimliliğinde %100 bir artış. 2003'te teknoloji ve rekabeti ayak uydurma amacıyla şirketin yeniden yapılandırılması, 2004 yılında Ortka diye ayrı bir şirketin kurulması ve MK savunma sanayine çalışmaya başlanması. Bu arada 2009 yılında Ortka'nın fesli ve ortaklarla ayrılma ve yeniden yapılanma ve kurumsallaşma çalışmaları. 2011'de bir enerji HES grup projesinin alımını görüyoruz Kepsa'na baktığımızda. Bugün durum nasıl? 2012 yılında ise Osmaniye'de 52 bin metrekare bir alanda 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren 57 kişiye iş imkanı sağlayan traktör ön ve arka aks üretimiyle Türkiye'nin yan sanayi talebinin %90'ını karşılamak kaydıyla makine ekipman üreten bir Kepsan görüyoruz. Sektörel anlamda baktığımızda traktör, yedek parça, tarım aletleri, savunma sanayi, enerji sektörü, treyler ve kamyon yedek parça, iş makineleri ve benzeri diğer sektörlerde faaliyet gösteren bir Kepsan görüyoruz. Yine genel anlamda iyi kobilere, başarılı kobilere örnek teşkil edecek şekilde satışının %35'ini direkt ihracata veren, %35'ini dolaylı ihracata veren ve %30'unu da iç piyasaya yapan bir şirket profiliyle karşı karşıyayız Kepsan olarak. Tabii ben burada sunacaktım ama zaten Necati Bey özetledi. Çiftçilikten canlı hayvanlar bu tarafa günümüze geliş nasıl oldu? Kepsan markası nasıl doğdu? Bu aşamada belki de şunu sormakta fayda var Necati Bey. O dönemleri bugün düşündüğünüzde bu torna atölyesine geçiş ya da artık bir kobi olarak faaliyet göstermeye başladığınızda sizin için zorluklar neler oldu? Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Bu kurumsallaşma ya da bu mevkili sürecinde. Aslında çok ağır bir soru. Önce insan, ben
insanları değerlendirirken, yani kendim de dahil, insanlarda iki türlü bilgi var. Bir, eğitimle aldığımız bilgiler var. İlmimizle, tahsilimizle belli bir seviyeye geliyoruz. Ama okula gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Evimizden çıkıyoruz, okula gidiyoruz. İş hayatına atılıyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. İşte gençliğin eksik yetişmesinin sorularından bir tanesi acizane bana göre bu. O dönemde de mi? O dönemde de. Evet. Bulamıyordum. Mesela ben bu mesleği nasıl öğrendim? Türkiye'de sadece İzmir fuarı var. İzmir fuarı açıldığı zaman en az bir hafta, 10 gün İzmir fuarından çıkmıyor. Teknolojiyi başka arayıp bulacağınız bir yer yok. Bunları gençler için söylüyorum. Geçen hafta mesela yine İstanbul'da fuardaydım. Yeni bir hayata, yeni bir bakışa geçtim. Neden? Bizim elimizde CNC'ler var. Zaten biz onları çalıştırıyoruz. Zaten onlarla bir takım işler yapıyoruz. Fakat eksi artı konumunda biz çok eksiden kalıyoruz. Yeni teknoloji çok ileri gitmiş. Bununla beraber diyorum ki kendini yenilemeyen müessese kısa sürede sahiplerini yenir. Müessese kurulmuş ama işletmede fazla ileri gidemiyor ve işletme ya devroluyor veya kapanıyor. Bu acı neden oluyor? O vatandaş da evine gitmiş, işine gitmiş. Memleketinden dışarı çıkmamış, konuyu araştırmamış. Az önce benim dediğim gibi, mesela geçen hafta fuara gittik. Fuardaki gördüğüm teknolojide şahsım olarak da çok geride kalmış. Ama müessesemizdeki oğlum mühendislerin devamlı yenilik için fuarlara giderler, gezerler. Teknolojiye, bize uygun yerlere giderler, gezerler. Evet. Esnafa, sanayiciye, Halk Bankası, bugün Postep gibi destek çıkıyor. Cüzi bir faizle. Fakat oraya gidip bunları organize etmek için insana bilgi gerekiyor. Oradaki prosedürleri bilmemiz gerekiyor. Bunları iyi takip etmezsek yine olmuyor. Biz mesela bundan Halk Bankası'ndan çok faydalanan bir insanız yani, bir kuruluşuz. 77 yılında bu gezmemizde mesela Kopya diye bir tezgah duydum. İzmir'de gittim, onu Husi'si gördüm. Sonra firmaya haber verdik, 3 ay sonra bize de getirdiler. Onu burada kuracak bir kişi bulamadığımızda İki ay elimizde tezgah böyle durdu. Kornanın üzerine montajı yapılıyor. Hala da duruyor şimdi. Sonra Endüstri Meslek Sitesi'nde Hüseyin Çayır diye şimdi Soma'da görev yapan bir öğretmen arkadaşımız onunla güzel bir hatırayla geldi. O kurdu. Çalıştırdı. İnanın bu tezgahları elimizden çıkartmayıp hala hatıra olarak da bekletiyoruz. Evet hocam. İnsan çok ileriyi göremiyor. Fakat çok merak ediyor. Rahmetli babam da diyor ki bir şey alacak olduğumuz zaman baba böyle böyle bir şey
almayı düşünüyor. Alın oğlum diyor. Baba nasıl alalım diyor. Oğlum alanlarla konuşun, onlar nasıl aldıysa siz de öğrenin, böyle alın diyor. Rahmetli babamın imkanı yoktu ki veremedi ya. Ama bakın çok büyük fikir. Yine yarın sizler de büyüyeceksiniz acizane. Çocuklarınıza sen bilmezsin. Senin aklın yetmez. Sen daha küçüksün. Türkiye'deki en yanlış hareketlerden bir tanesi de bu. Çocuklarımıza güvenemiyoruz. Daha küçük görüyoruz. Onu yapamayacağını düşünüyoruz. Onu başaramayacağını düşünüyoruz. Acizane ben diyorum ki böyle küçük çocuğu olanlara, çocuğunu akşama kadar televizyon seyrettirene kadar kolundan tut, çarşı pazar gezdir. Hiçbir şey yapamıyorsan, yağmur yağış, kış soğuk diyorsan bir markete girdin, çocuğuna marketteki malları öğren. Acizane. Neden? Düğüne götür, cenazeye götür. Değil mi? İnsanın, inanın hepsine ihtiyaç var. Düğüne gider, neşeleniriz. Cenazeye gider, biraz etkileniriz. Az sonra ne o neşe kalır, ne o etkilenme kalır. Normal hayat yine devam eder. Yani hem sosyal ilişkileri geliştirmesi açısından hem de medeni cesareti arttırması açısından önemli. Buradan o zaman öğrenci arkadaşlarımıza da bir mesaj gönderelim. İnternet başında, Facebook başında çok vakit geçirecek. Hiç tavsiye etmem. Çarşıya, pazara gidin arkadaşlar. Hayır. Hocam müsaade edersen mesela Osmaniye 1998 yılında, 95 yılından sonra organize artık inşaatını yapıp faaliyete geçecek duruma geldi. 2002-2005 yılına kadar Osmaniye'deki iş yeri sayısı 10 tane yoktu. Organizedeki iş yeri sayısı. Hepsini de toplasan, hatta şimdi o 1000 dönümlük arazidekinin hepsini toplasan, bir yol bulanlar olamaz. Bir sosyallar hiç olamaz. Büyük düşünelim. Tosyalının sahibi de bir gün Talip amca gibi tenekeciymiş. Ama bugün dünya Çin'de bir türünde birinci sıralarda yer alan bir insan. Sizlere de acizane böyle iş yerlerine eğer gidip gezip bunlarda teknolojiyi böyle mesleğinizle ilgili konuları görmek istiyorsanız ben şahsen emekler olan biriyim. Öncülük yaparım, sizlere o fabrikaları gezdiririm. Az önce söyledim, bilginin yeri ayrı, görgünün yeri ayrı. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Tabii aslında şimdi soracağım soru da biraz düşününce, işte geçmişten bugüne gelişte, şu soruyu soracaktım. İş hayatınızda dönüm noktası diyebileceğiniz kararlarınız mutlaka olmuştur. Zaten bu her bir iş herhalde başlı başına önemli bir karar ama bu kararları verirken özellikle nasıl da bu süreci nasıl gerçekleştirdiniz? Bir sorsanız bunları değerlendirip anlatmak her insan için farklıdır. Her iş sahibi için farklıdır. Ben şahsen derim ki iş hayatı o kadar gizli ki tarifi mümkün değil. Düşünmek ayrıdır. Bakın herkes iyi şeyler düşünemez. Düşünür, anlatamaz. Ne demek anlatamaz? Biriyle bir araya gelip de dertleşemez. Kendi bilgisini, bazı kimseler var, kendi bilgisini çok yüksek görür. Kapalı olur. Bazı kimseler var, ya ben bunu söylesem, belki de yanlış anlarlar. Üçüncüsü de, uygulama hepsinden zordur. Burada bir dostumla, bundan 20 sene kadar önce, oturuyoruz. Ben biraz çokça konuşurum. Şimdi de fırsat tam elime geçti. Öyle oluyor ama arkadaşın yanında biraz fazla
dedi, işin gücünü hayal dedi. İnanın bir anda, bakın dedim ki, düşünmek ayrıdır, anlatmak ayrıdır. Anlatmanı herkes kabul etmez. Siz çok güzel bir şey sunarsınız, ben sizi küçümsemek için kabul etmem onu. Gelişti. Bakın yarın böyle işlerle karşılaşacaksınız ama yılmayacaksınız. Necat Keten kabul etmediyse seni, çok Necat Ketenler var. Yeni bir Necat Keten arayacaksın. Yılmayacaksın. Ama olmazları kabul etmeyeceksin. Olacak. Tabii bir anda nutkum tutuldu, böyle durdum. Yanında da bir misafir var. Biraz böyle suskun durunca dedi ki misafir, arkadaşım ismini söylemiyor. Hacemiz kim oluyor dedi. Hacemiz dedi sanayici işte, şöyle sanayi, böyle sanayi, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dedi ki dostum, hayali olmayanın hayatı olmaz dedi. Hayat hayalle kurulur dedi. İnanın kulakları çınlasın o insanın. O bunu söyleyince sanki jetle böyle havaya uçtu. Bir anda çok büyük fikirler meydana geldi. Ve yılmadım, usanmadım. Gittim köydeki herhangi bir vatandaşla sorunumu konuştum, tartıştım. Ya olur mu dedi. Ama hiç ummadığım insandan çok güzel bir bilgi geldi. Ne demek? Hadiselere vaka olmayan insan yoktur. Herkesin bilgi kültürü aynıdır. Hocalarımın her birinin branşı olduğu gibi fikirler de farklıdır. Zaten farklı olmasa hayat olmaz. Önce hocalarımdan, sonra da bu gençlerden, Türkiye'de en acı olaylardan bir tanesi ortaklıkların yürümemesi. Hocam mümkünse bunu üst düzeylere de izah edin. Ortaklıkların yürütülebilmesi için özel eğitimler olsun. Buna çok ihtiyacımız var. KOSGE, ben bir esnaf olarak veya iş sahibi olarak müracaat ettiğimde bana belli bir seviyede destek çıkıyor, yardım ediyor. Fakat 5 kişi olursa buna ayrı bir destek çıkıyor. Bunlar ayrı konular tabii ama bunları yaşadığımız için söylüyorum. Bizim Türk insanın şöyle bir konumu var. Karnımız doyana kadar bir türlü insanız. Özür dilerim, karnımız doyduktan sonra hemen değişiyor.
3 kuruş sahibi olunca, bakın bizim gibi küçük esnaflar veya Osmaniye'deki esnaflar zaten sanayici hiç konuşmayan. Sabancı ailesi daha parçalandı. Koç ailesinde iki tanesi onlar da ayrı. Bunları denemiş. Bunun eğitimini veyahut da bunun özelliğini, bunun güzelliğini kimse bilmiyor. İlk önce başlıyoruz. Belli bir seviyeye gelince ben bu işi yapıyorum, ben kazanıyorum. Bu başlıyor. Ortağım da diyor ki, hayır diyor, ben yapıyorum, ben biliyorum, ben kazanıyorum. Araya fitne fesat geliyor. 83 yılında bir takım işler yapıyor. İnanın dünya alemde en mutlu ailelerden birisiyiz. 83 yılı ben istişaresiz hiçbir iş yapmam. Bir konu için bir istişare yapayım dedim. Bir Allah rahmet eylesin, bir büyüğümüze sordum. Bana aynen şöyle dedi. Necati Efendi dedi, siz dedi hep böyle gidecek mi zannediyorsunuz dedi. Yani ikinci kuşak geldiğinde dedi, sen diyeceksin ki benim çocuklarım. Abin diyecek ki benim çocuklarım. Kardeşin diyecek ki benim çocuklarım. İnanın dediğinin de tıpkısının aynısını 99 yılında yaşadım. Acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi gelelim çocuklarımla. Ben 2008 yılında rahmetli kardeşimin çocuklarıyla çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Kulakları çınlasın. Şu an organizeler. Çok iyiler. Fakat korkuyorum yani ufak bir nizah çıkacak da inciteceğiz, kıracağız birbirimizi diye. 2008'in 11. ayında çağırdık, toplantı yaptık. Yani ayrılmamız gerekiyor dedi. Mahmut da o zaman beraber. Amca niye ayrılıyoruz? Hayrola dediler. Yani herkes işini yapsın. Biraz ileri gittikten sonra tatsızlıklar oluyor. Ben tatsızlıklardan çok rahatsız oldum dedim. Bir tatsızlık daha olursa herhalde benim hayatımın sonu olur. Ben biraz daha yaşamak istiyorum. İnanın yeğenlerim ilk önce kabul etmedi. Bir hafta size müsaade edelim. Bir hafta sonra bir toplantı daha yaptım. Ve kabullendim. Ayrıldım. İnanın eskikinden daha da iyiyiz. Onlar bizim ürettiğimiz parçaları satıyor. Biz onların ürettiği parçaları satıyoruz. Elhamdülillah Allah'ın bu muhabbeti herkese daim etsin. Şimdi bizim aile konumuna gelelim. Küçük oğlum Bursa'da kalıyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra iktisattı. 5 sene orada görev verdiler. 5 sene sonra Mahmut'un zorlamasıyla geldi. Ben gel demedim yine. Mahmut ile gelecek gelecek deyince geldi. Şimdi beraber çalışıyoruz. Bu sene önümüzdeki yıl için plan yapıyoruz. Hayli büyük bir yatırımımız var. Allah nasip ederse. Mahmut dedi ki baba dedi. Gel dedi bu İstanbul'daki fuara beraber gidelim. Oğlum karar sizin dedi. Siz düşünün alın. Yarın bunları siz işleteceksiniz. Ben bilmiyorum dediysem de. Yok baba dedi beraber gideceğiz. Allah razı olsun. Ama ben şahsen bu kadar sevinç, bu kadar mutluluk olacağını bilseydim, ben zaten Mahmut'a demeden illa ben de gideceğim fuara der. Ve Allah canımı sağ ederse bir fuara daha şimdiden hazırlanıyorum. Çünkü çok büyük moral veriyor. Mesela Adana'da fuar açılacak. Hepinizin gidip oraları gezmenizi isterim. Değerli gençler. Ne fuarı olursa olsun. Mesela Osmaniye'de gıda fuarı açıldı şimdi, meydanda. Az önce hocamın dediği gibi internetler vesaireye gidene kadar gidin oraya gezin, Osmaniye'de nelerin nasıl yapıldığını sorun oradaki abilere. Yani belki de sizin mesleğinizle ilgili Osmaniye'de bir iş hayatı var. Ve geldik, geçen hafta, çarşamba günü de toplantısını yaptık, kararımızı verdik. Ben sadece aile büyüğü olarak ben gelip gidiyorum. Bir
de bazı işlerde imzam var. Yoksa işi yapmakta, karar vermekte, satmakta, almakta hepsi kendi ellerinde. Çalışkan, etkin ve tez canlı bir insan olması haliyle bizim hareket alanımızı aslında daraltıyor gibi gözükse de bizde büyük fırsatlar oluşturuyor. Çünkü mal mülk, para pul aslında hepsi gelip geçici. Gençler belki de diyecekler ki ya sen de belli bir yaşa gelmişsin. Veya belli bir şey tutmuş. Bunları demek kolay. Şekliyle düşünebilirler ama önemli olan itibar. Babamın bana vermiş olduğu en güzel şey, en güzel şey itibar. Ya ben öyle bir itibarla bu işi devralıyorum ki hani trilyonum olsa bankada bundan daha şey olmaz. Daha bir güven vermez. Yani bu itibar öyle bir şey ki parayla pulla hallolmayacak, halledemeyeceğim birçok meseleyi bir telefonla, bir selamla babamın gölgesiyle ben çok rahat halledebiliyorum diye. Bunun huzuru, bunun mutluluğu, bunun güveni olduğu için de çok rahat hareket edebiliyorum. Bu sefer hareket alanım daralıyor. İlk başta söylediğimle çelişiyor gibi oluyor. Yani bu kadar etkin, yetkin, İşine hakim, işini seven bir insanın yanında çalışma alanını genişletmek çok kolay değil. Burada elbette her zaman ortak düşünmüyoruz. Farklı düşündüğümüz alanlar mutlaka oluyor, olmalı da zaten. Yani ben de babam gibi düşünecek olduktan sonra bir anlam olmaz yani. Hani ikinci bir Necati Keten yok zaten hayatta, dünyada. Yani ben Mahmut Keten'im yani. Benim kendime göre öngörülerim var. Evet biraz babamdan, biraz annemden, biraz toplumdan, biraz arkadaşlarımızdan. Yani bize model teşkil edebilecek kişi ve arkadaşlardan. Tabiri caizse bal arısı misali. Yani her çiçekten, özünden, en güzel yerinden bilgiyi, huyları, güzellikleri toplamak ve petek arı kovanın içerisinde balı yapalım. Tekrar bunu arıların yaptığı gibi topluma vermek. Yani biz babamla farklı bir şey biliyoruz. Ama tartışmalarımız 19 yıldır beraber çalışıyoruz. Anlaşamadığımız noktalar oluyor. Ama sonuçta beni yetiştiren yine babam. Benim beğenmediğim yönüm varsa yine babam yetiştirdi beni. Yani benim eksi yönüm varsa, artı yönüm varsa bunların hepsinde babamın rolü tabii ki büyük yani. Şartlarda zorlandığımız nokta iletişim. Yani bu bizim için avantaj gibi gözükse de dezavantaj yönler de var. Yani iletişimin çok hızlı olması olumlu gibi gözüküyor ama bazı dezavantajlı yönleri de var. Çünkü her bilgiye, her kaynağa ulaşmak olumlu olduğu kadar sıkıntılar da var. Bunun dışında teknolojiye ayak uydurmak. Yani o kadar hızlı değişiyor, buna ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Az önce babamın belirtmiş olduğu, geçen hafta Makke fuarı var. Gezdik, yani biz ilk siyasi tezgahı 1993 yılında aldık. Ara modeller değişmesine rağmen 2 yıldır, son 2 yıldır çok büyük değişimler var. Yani
bu değişime ayak uydurmak, ki bunun bir de finans bacağı var. Yani bu teknoloji değişime ayak uydurmak için finans bacağını da bu tarafında iyi organize etmek gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye'nin ve dünyanın üretim kabiliyeti çok yükseldi. Yani üretmek artık kolaylaştı. Bu kolaylıktan dolayı da, yine bu teknoloji gelişimlerden dolayı, bu kolaylıktan dolayı rekabet zorlaştı. Yani artık Anadolu'nun ücra bir köşesinde dahi insanlar siyasi tezgah yatırımı yapar duruma geldi. Bunu yaptığı takdirde ne oluyor? İş yapma kabiliyeti artıyor. Veya insanlar Ar-Ge tasarım çalışmalarıyla ilgili Solid programın yatırımları çok rahat yapıyor. Prospekt müdürümüz karşımızda oturuyor. Ben bugün Solid program alacağım desen desteği veriyor, alıyor. Veya ben dış ticaretimi biraz geliştirmek istiyorum desen yine devlet destek veriyor. Bir sürü eğitim imkanları var. Masterclass programı alacağım, katı modelleme yapacağım dese işletmen böyle bir imkanı sağlıyor. Şimdi durum böyle olunca insan kaynağı devreye giriyor. Yani insan, işte az önce belirttiğiniz nitelikli eleman, nitelikli insan. Bu programları, bu Ar-Ge tasarım programlarını çalıştırabilecek veya bu yatırımını yapmış olduğunuz teknolojik makinelerin, CNC tezgahların verimli, katma değerli olarak çalıştırabilecek sonuçta insan. İnsan kaynağına ulaşma noktasında da zorluklarımız var. Bugünkü COBİ'lerin zorluklarından bir tanesi de bu. Evet, insan çok ama kabiliyet noktasında verilen işi, yapılması gereken işi yerine getirmesi noktasında bu insan kaynağı oluşturmanın zorlukları var. Bir diğeri de istikrarlı ekip. Yani bugün insanlarımız ne istediğini çok farkında değil gibi. Özellikle gençler, kusura bakmasınlar. Yani ne istiyorsunuz? Hayattan beklentiniz nedir? Yani bir işletmeye girip işletmede nerede görev alacaksınız? Makine mühendisi olarak başladınız ama işletmeye ne vereceksin? Ne zaman, ne kadar zaman içerisinde ne vereceksin? Yani bunun bir oryantasyon süreci. Şimdi ben sosyal medyadan takip ediyorum. Üniversitemiz bir ay oldu herhalde açılalı. Bir ay geçti. Hala oryantasyon süreçleri diye üniversitenin kendi içinde bilgilendirme toplantıları var. Rektörümüzün, rektör yardımcımızın, bugün Kadıköy'den gelmiş rektör yardımcımız, tahmin ediyorum bu program çerçevesinde olan bir çalışma. Şimdi işletmeye mühendisi alıyorsun ama istikrarını sağlayamıyorsun. Ne istediğini bilemiyorsun. Onu karşılamak noktasındaki zorlukta bu sefer neyi getiriyorsun? İstikrarlı kadroyu oluşturamadığın için istikrarlı bir çalışma yapamıyorsun. Yani bugünkü işletmelerimizi, kobilerimizi bana göre, benim tecrübeme göre en büyük zorlukları bunlar. Çok teşekkür ederiz. Vaktiyle birazcık etekli kullanmak üzere ben son noktada belki arkadaşlarımızın aklında bir takım sorular var dedi. Bu kısımda soru cevap olarak devam etmek istiyorum. Hocamız önce Brent Bey'in sorusuyla ilgili az önce Mahmut da hocam da COSCEP mevzunu çok oldu. Şimdi çarşıda veya gidin sanayi sitesinde veya çarşıda esnafla konuşun. COSCEP'ten ne kadar faydalanıyor değil. İnsanların büyük çoğunluğu
Adamın olacak da gideceğim diyor. Bakın gençler, bu çok yanlış bir kelime. Ben şahsen Kosket'tekilerin hiçbirini tanımazdım. Ama dedikleri kendi suçunu söylemiyor. Az önce Kosket'ten yararlanmanın usulleri anlatılıyor. Eğer ki çekiniz yazıldıysa, senediniz protesto olduysa, hileniz varsa, gittiniz Kosket'ten bir iş yapmak için bir destek istediniz, o parayı daha başlamadan bir başka yere hilesine kaçtıysanız, Kosket'in esna programından bittiniz. Bankalara git diyor, deniliyor, bankalardan da aynı şekilde. Hiç arkadaşlar, kimseye ihtiyaç yok. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti devleti temiz bir nüfus cüzdanı vermiş. Nüfusumuza sahip olalım. Sözümüze sahip olalım. Ya nasıl olmasa olur. Hayır, olmaz. Her şeyin bir usulü vardır. Tamam dediysen tamam. Filan gün dediysen filan gün. Filan saatte dediysen o saat. Evet. Yani bunu ben önce gençlere söyle. Yani bunu unutmayın yani. Bu birinci şiarınız olsun. Devletten alacağın destek babandan alamazsın. Mesela Mahmut diyor ki babamdan şöyle oldu, böyle oldu. Eğer kurallara uymasa belki de Mahmut şimdi bir başka yerdeydi. Bodrum meydan yani. Neden? Böyleyiz zaten. Sanayi sitesinde kaç tane aile? Oğul baba kopuk. Kardeş kardeşe kopuk. Sanayi sitesi derken sadece sanayide değil. Manufakturacıda da var. Tüccarda da var. Yani bu Türkiye'nin en acı kaynaklarından biri. Biz esnaflığa başladık. Üretimi yaptık. İstanbul'da böyle iyi insanlar rast geldi. Hatta geçen hafta fuara gittiğimizde bir ailenin annesi ölmüşünden bir günümüz onlara ait. Aile dostu. Yani bu kadar değer mi? Bizim burada çocuklarımızın düğünlerine en azından 5-6 kere geldiler. Cenazemiz oldu, İstanbul'dan cenazemize geldiler. Biraz büyük bir laf olacak. Ben Mahmut'a bizim mühendis arkadaşlara falan diyorum ki bizim mal verdiğimiz yere bir başka esnaf gelip bir kere, iki kere verebilir. Üçüncüye de veriyorsa bizde eksiklik var, bizde yanlışlık var, bizde bozukluk var. Buradan ötesini söylemiyorum. Yakışık. Yani müşteri diyaloğu, iletişimi çok önemli. Bu kadar mühim çok yani. Önemli. Bizim müşterimize biz bunu üretip veriyorsak o müşteri daha bunu bizden başka yerden almayacak. Şimdi müşteri veli nimetimizdir diyoruz da bunun altını doldurmak gerekiyor. Yani nedir bu yani? Müşteri veli nimetimiz. Tamam, kurkunun böyle olacak olsa olmuyor. Yani bu sosyal iletişimi, sosyal diyaloğu bir şekilde canlı tutmak gerekiyor. Cenazesinde, düğününde veya bir mal alışverişinde tabiri caizse kıyak geçme tabirini geri geldiğinde zamanına göre kullanmak gerekiyor. Pardon. Büyük başlamak sermaye ile olur. Büyük de başlanabilir. Büyük başladık. Pazarın hazır mı? Aramız var. İşte şöyle bir iş var. O işe girelim. Ona pazar hazırlığımız var mı? Bunlar çok ince iş. İyi planlama yapmak gerekiyor. Bunu şahsen bizler yapamayabiliriz. Ama siz değerli gençler kendinizi yetiştirirseniz bunu yaparsınız. Neden? Bizde görgüyle başladığımız işler bunlar. Bilginin konumu ekside kalmış. Ama sizler bilgiyle başlıyorsunuz. Sermaye yapınız da tamamsa,
Planınızı yaptıysanız ama pazar ayrı bir problem. Mesela biz ihracat konumunu Adana'nın COSCEP müdürlüğünü ilk önce Hamit Sucu diye bir abimiz başladı. Çok değerli bir insandır, kulağı çınlasın. Ve ekibini de güzel kurdu. Bir de başarının sırrı ekiptir. Eğer bu üniversite ileri gidiyorsa sadece rektör meydan değil, Osmaniye valiliği iyi gidiyorsa sadece vali meydan değil, ekibini kuruyor. Bu beşinci valimiz. Ben şahsen Osmaniyeli olarak diyorum ki beş çeşit idare edin. Bakın, hiçbirini de küçümsemiyorum ha. Önceki valimiz Tekirdağ'a gitti, şimdi Sivas'a gitti. Sivas'a hayırlı olsun'a gideceğiz yani, program yapıyoruz. Mesela geri dönüyoruz. Hamit Sucu Bey'e bir işi telefonla sorduğum zaman onun akıbetini raporlayıp COSCEP'ten bize yazıyla bildirdi. Veya bizi çağırdı veya ekibini buraya gönderdi. Yani bunlar ilişki meselesi. Yine bir üçlüm vardı. Bende üçlüler çoktu. Hayat derin üç konuyla. Önce ilgi. Eskiden sonra bilgiydi, paraydı. Şimdi para, sonra bilgi. Bazı kimse diyor ki ya bilgiyi en sonraya atmışsın. Vallahi bilgiyle iş olsa, gençler size sesleniyor. Bilgiyle iş olsa, tahsil hayatını yapanlar işsiz kalmaz diyor. Neyi eksik? İlgisi eksik. Benim diplomam var diyor, kasılıyor. Özür dilerim. İş bulamıyor. Eğer benim evallam yoksa, benim karşımdaki insanların da bana evallası yok. Bazısı da zengin, benim param var diyor ya, yeter artık ben. Para kendine fayda sağlıyor. Örnek de veririm, İş Bankası'nın verisinde bir vekil abimiz var. 39 sene önce de dikiş makinesi satıyordu, bugün de dikiş makinesi satıyor. Osmaniye'nin para babasıydı. Ama hala bu dikiş makinesiyle. Bakın hiçbir durum olmadı. Parayla da iş olmuyor arkadaşlar. İyi kullanmak değerlendirme öğrendik. Bir şey yapabiliriz. Buyurun. Necati Bey. İlgi bence önemli. İlgi kesinlikle önemli. Para kısmında da artık COSCEP destek sağlıyor. İnşallah. Biz okulumuzda da böyle bir düzenle geçiyoruz. Dersleri de açıyoruz. Artık COSCEP'te yapılan COSCEP'in uygulaması gereği o dersleri alanlar için COSCEP kendi gelişimlik kurslarına katılmış gibi destek oluyor. Bu bağlamda baktığınızda siz bu güçlüde çok şekilde burada bir araya gireceğim burada. Bundan 7-8 yıl önceydi, yanlış olmasın. İstanbul'dan bir gün abimiz telefon açtı. Dedi ki sana bir arkadaş gönderiyorum dedi. Bu dedi sizin meslek yüksek okulu inşaat bölümünü kazanmış dedi. 2 yıl orada okuyacak dedi. Bu çocukla ilgilen dedi. Buna dedi bir burs ver. Yanında dedi bir iş ver buna dedi. Sahip çık dedi. Tamam dedim gelsin. 2 gün sonra geldi arkadaş. Saçlar uzun böyle acayip yani bizim bonus saçlar gibi yani böyle. Dedim ya arkadaş kimdir nedir acaba yanlış bir kişiye mi sattı falan dedim yani. Arkadaş aldım bir çay içtim oturdum. Muhabbet etmeye başladım. Tabii insanları kesinlikle ön yargılı olarak yaklaşmamak lazım. Mübalağa etmiyorum. 2 saat, 3 saat falan muhabbet ettim. Baktım ki aslında özünde çok güzel bir çocuk yani. Güzel bir genç. Dedim ki sen ne yaparsın burada dedim. Dedim benim İngilizcem var, bilgisayarım var, dış ticaret edebilirim falan derken dedim ya o zaman dış ticaretle ilgili biz bazı şeyler yapabiliriz. Bana dedim bilgisayar öğret. Ben bilgisayarda eksiklerim var. Excel, Word, Office programlarını kullanmadım. Şekliyle arkadaşımız bir başladı. O yıl Suriye'de fuar varmış. Fuara katılım yaptı. O arkadaşımız da başladı. Bizim amca olduğuyla beraber gittiler fuarı kurdular. Standı açtılar. Sergi yaptı.
Biz de ikinci gün, üçüncü gün gittik babamla. Orada bir firma ziyaret ettik. Gittik onu ziyaret yaptık. Döndük geldik. Ticaretimiz o firmayla başladı. Bu arkadaşımız vasıtasıyla. Aylıkta verdiğimiz bir burs. Yani bugünkü imkanlarda burs dediğimiz rakam nedir? 100 lira ile 200 lira arasında rakam. 8-10 yıl öncesinde de nedir bu? 40 lira, 50 liradır yani. Bilemiyorum artık. Bu arkadaşımızla biz başladık. Yazışmalar, sevkiyatlar. Bu ara İranlılarla devreye girdik. İranlılarla da benzer çalışmaları yapmaya başladık. 2 yıl geldi, geçti. Nasıl geçtiğini anlamadım. Yani arkadaş dedi ki, abi ben mezun oldum, ben gidiyorum. Ya Mehmet, ne çabuk oldu kardeş, 2 yıl nasıl geçti dedim ya. Peki dedim ya, biz şimdi 2-3 ülkeyle çalışmaya başladık. 5-6 tane müşteri portföyü oluştu. Dedim ki, ya bunlarla biz nasıl çalışacağız peki? Yani nasıl anlaşacağız? Çok kolay abi dedim. Sana dedi, gelen İngilizce yazıyı dedi, bana mail atacaksın dedi. Ben yanındayım zaten, İstanbul'dayım da yanındayım dedi yani. Mail atacaksın dedi. Ben bunu Türkçe'ye çevireceğim, sana göndereceğim, sen bunu okuyacaksın, bunu Türkçesini yazacaksın, bana göndereceksin, ben bunu İngilizcesini yazacağım, sana tekrar göndereceğim, sen müşterime yollayacaksın. Ya Mehmet, bununla uğraşılır mı falan gibisinden dedim ama, yok yok çok kolay olur abi dedi. Ve çocuk gitti, mübarek etmiyorum, 4 sene bu çocukla aynen bu şekilde yazıştı. Maile yazıyorum, anında cevap veriyor, anında ben cevabı yazıyorum. Tekrar İngilizcesini çevirip gönderiyor. Biz dış ticaret arkadaşlar böyle başladık. Yani böyle bir yabancı dil bilen, dış ticaret prosedürlerini bilen, işlemleri takip edecek bir arkadaş falan yoktu ya. Ama geldi, alt sistemi kurdum. Çeki listesi, proforma, fatura, belirli sistemleri hazırladı. Çekti gitti. Görevini yaptı. Ha, biz de kendisinden işletmemize gerekli katkıyı sağladı. Ve şu an Estonya'da. Yani hala çok böyle girift, çok böyle çözülmesi zor olan yazılar olursa yine kendisiyle paslaşıyoruz. Bir ara bu konuda üniversitemizden de, üniversitemiz de sağ olsun bu konuda bize teknik destek sağladı. Bir dönem yine İngilizce noktasında destek aldığımız arkadaşımız oldu. Hatta şu an aramızda Erhan'dan, ona da teşekkür ediyoruz. Yönetimine teşekkür ediyoruz. Yani bir yerde harekete geçmek gerekiyor. Başlamak gerekiyor. Yani imkanları, fırsatları biz kendimiz oluşturacağız. Kendiliğinden olan hiçbir şey yok. Bu bir. İki, dünyada yapılamayacak hiçbir iş yok. Yani dünyaya yapılamayacak iş gelmemiş. Yeter ki doğru noktaları, doğru iletişimi biz sağlamasını bilelim. Yani bunu yaptıktan sonra işleri çözmek kolaylaşıyor. Sorusunda yarım kaldı. Az önce izah ettik, yarım kaldı. Eğer ki programımızı, sermayemizi düzgün kullanabilirsek, düzgün yapabilirsek, pazarı da planlamanın içine koyarsak, büyük başlamak güzeldir. Ama biraz paramız var. Tesisi kurduk. Pazar yok. Planlamayı yapamamıştık demek. Burada küçük başlamakta fayda var. Bununla beraber Mahmut'un şimdi anlattığı Suriye meselesinde çok ibretlik bir iş bu. Fuara biz o arkadaşları yerini gönderdik. Arkadan biz gittik. 7. ayda fuarda anlaşmamızı yaptık. Aslında toplumda kimse kimseye güvenmiyor. Ama kimse kimseye de demiyor ki ben sana güvenmiyorum kardeşim demiyor. Fuarda İzmir'de de Suriye Şam'daki abimizle anlaştık. Şimdi Ürdün'e yerleşti. Allah'ın Suriye'den de bu sıkıntıyı kaldırsın inşallah. 7. ay geçti. Para göndermiyor. Bize 11 bin dolar gönderecek. 8. aya geçti, göndermiyor. 9. 10. 11. 12. aydayız. Para gelmiyor 11 bin dolar. O bize güvenmiyor. Parayı göndermiyor. Biz ona güvenmiyoruz. İşe başlamıyoruz. İlişki de yok. Ama az önce dedim ki kul bile Allah verir. Bakın. Bunu unutmayın.
Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Bir gün iş yerinden çıktım akşamüstü. Feyzi Doğru diye bir arkadaş var, onun iş yerine geldi. Akşam çayı içelim, gideriz dedi. Onunla konuşurken, kulaklar çınlasın, İsmail Fırat diye bir valimiz vardı. Çok hızlı bir valiydi. Osmaniye'nin Allah'ın izniyle eğitim ve sağlık meselelerini halleden bir insandı. Allah herkesin emeklerinin karşılığını bol verdi. O arada halatır ettik. Neredesin dedi. Feyzi Doğru'nun yanındayım. Onu da merhele dedi. Ha, ben bu arada Feyzi'ye dedim ki, Feyzi dedim, yılbaşı geliyor. Seni dedim, yılbaşı tatiline götüreyim dedi. Nereye dedi? Şam'a götüreyim dedi. O da bana espri yaptı. Necati abi götüreceksen iyi bir yeri götür dedi. Şam'ın fuara tatile mi gidilirmiş dedi. Çok güzel Şam dedi. Bir gidek de gezek filan dedi. Bizim gayemiz o müşteriyi bir daha ziyaret etmek. İnanın çok enteresan. Daha o telefonu alır almaz valiye dedi ki Necati abi beni yılbaşı tatiline götürüyor. Nereye? Şam'a. Kendi aralarında işte konuştular. Yeniden beni istedi. Hayrola ne? Tatili dedi. Sayın valim böyle böyle bir müşterimiz var. Biz işte buna anlaşma yaptık. Bize 11 bin dolar gönderecek. İşe başlayacağız. 10 bin tane akis yapacağız o müşteriye. Ve yapılmayan bir iş yani. Türkiye'de gitmeyen bir iş. Gidersen seni de götüreyim dedi. Gelin de konuşalım dedi. Hemen kalktık Feyzi Bey'le gittik iş yerine. Varlığı eski varlığa oturduk. Hayrola ne bu durum dedi. Anlattım. Tamam dedi bir Ankara'yı arayayım dedi. Aradım. Biz yılbaşına iki gün kala gittik. Ama bizim Vali Bey'le, Ticaret Odası Başkanı'yla falan geleceğimizi duyunca o şok olmuş. Orada böyle insanlarla, normal insanların görüşmesi çok zor. Üst kademe bize Hilton Oteli'nden yer ayırtmış, sabahleyin evinde çok mükemmel bir kahvaltı verdi. Şimdi o gün gezdik, dolduk. Valiye diyor ki, sayın valim şu parayı ister, biz meselemizi halleder. Biz para istemeye gelmedik diyor, tatile geldik. Ticaret Odası Başkanı Feyzi Bey'e diyor, o aynısını diyor. Uzatmayan, devreki gün gene aynı. Daha devreki gün bizi Ürdün'e götürdü. 2001'i, birinci ayının birinci günü. Ürdün'ü de gezdik. Ama oraya böyle ekip olarak, arkadaşlar olarak gidince biz oradan işi bağladık. Oraya bağlanınca Halep'te bu sefer. Yani ilişkiler, ilgi, para, bilgi. Unutmayın. İlgi önce. Çok çok teşekkür ederim. Özür dilerim. Hoşçakalın. Değerli katılımcılar, ben kıymetli zamanlarından ayırıp bugün bizimle oldukları için Necati Bey'e ve Mahmut Bey'e ben şahsından öğrencilerimden üniversitelerine çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere üniversitemiz adına günün tanısı olarak teklentilerinizi sunuyorum. Bu sebeple Mahmut Bey'in paketini sunmak üzere Kozkepli Müdürümüz Sayın Tanrı'ya tekrar Bey'in Thank you.
Çok uzatmak istemiyorum. Bu kadar güzel sohbetin üzerine çok söylenecek bir şey yok ama şunu ben özellikle ifade etmek istiyorum. Hayat hikayelerini, başarı hikayelerini hep okumuşuz. Kitaplardan okuruz. Çok da etkileniriz. Burada o hayat hikayesini canlı bir sohbet olarak dinledik. Her zaman için hem ikinci kuşak olarak. Gerçekten bu çok güzel ve iyi bir geleneği aslında başlatmış oluyoruz. Bundan sonrasında Roskep vasıtasıyla Ketsan'ın gerçekten böyle bir geleneği başlatması çok güzel. Aslında biz başka gelenekleri de başlatmıştık daha önce. Mahmut Bey'le burada ben hatırlıyorum. Üniversitenin ilk etkinliğiyle birlikte bir program yapmıştık. O küresel ekonomik krizle ilgili olarak o zaman. Aradan 4 sene geçti. Atlatacağız dedik, atlatacağız. Çok şükür. Ondan sonra biz 3'e 4. program Mahmut Bey. Üniversitemize sürekli geliyor. Biz de OGIA'da, OGIA'da bir başkası bir toplum kuruluşu, Ketsan'ın dışında. Oraya da sürekli olarak irtibat halindeyiz. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim. Necati amca özellikle de bu yollarda katıldığı için çok teşekkürler. Buradan hem üniversite yönetimimize hem de gençlerimize bir güzel haber vermek istiyorum. Geçen hafta az önce bahsettik. MADTEK makine fuarına katılım yapmıştık. Orada firmalarımızla görüşmeler esnasında üniversitemiz makine mühendisliği birimi veya istedikleri bölüm için hocamlara Ar-Ge tasarım programı olan MasterCamp programın bağışlanmasıyla ilgili TİAK başkanımızla ön görüşmemizi yaptık. İnşallah bir MasterCamp programın üniversiteye bağışlanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda sonuçlanacak. Bunun yanı sıra yine teknik altyapının güçlendirilmesiyle ilgili öğrencilerimizin eğitimlerinde son teknolojiye ayak uydurmaları, bilgi dağarcıkların geliştirmeleri adına da yine SES 3000 firmasının, aynı zamanda TİAD başkanlığını yapan Erdal Gamsız Beyler'le yapmış olduğumuz görüşmede üniversitemize bir CNC işlem merkezi %50 bağışlanmasıyla ilgili, hatta %70 bağışlanmasıyla ilgili üst böyle bir yaklaşık 55 bin dolar bir makine, 20-22 bin dolar gibi bir eksik alıyor. Onu da bir şekilde kapatarak üniversitemize bir CNC tezgah bağışlanmasıyla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir diğer üçüncü güzel haber de o tam netleşmedi ama bizim gönlümüz makine mühendisliğinden birinci olarak mezun olan arkadaşımızın önümüzdeki dönemde yapılacak Tayvan'daki TIMTOS 2012 veya 2013 ne zamansa bu fuar 2013'te muhtemelen TIMTOS fuarına katılıp uçak biletini şirket olarak biz karşılayacağız. Bunu da buradan bildirmek istiyorum.